Fehim Işık'ın yazısını getireceğiz. HDP'den köşe bucak kaçan CHP Kürdistan'a neden gitti başlıklı yazıyı getiriyor şimdi ekranlarınıza. CHP heyetinin Güney Kürdistan'a dönük ziyareti tartışılıyor. Ziyaretin amacına ilişkin ilk tepki AKP cephesinden geldi. AKP'nin kalemşörlerinden Melih Altınok, "Ne varmış Barzani ile görüşmekte" başlığıyla adeta bir itirafname yazdı. Altınok yazısında CHP'nin Barzani ile Erdoğan arasındaki diyaloğun bir devlet diyaloğu olduğunu yeni anladığını ileri sürüyor. Söz konusu diyaloğu açıklarken de Ankara Özal döneminden beri Barzani ailesinin PKK ile kimi zaman silahlı çatışma boyutuna gelen ideolojik ayrılıklarına yararlanıyor. Çözüm sürecinde olduğu gibi Kürtler nezdinde itibarı olan köklü Barzani ailesiyle PKK'nin bölgedeki hakimiyetin zayıflatılması için stratejik ilişkiler geliştiriyor diyerek CHP'nin de son ziyaretiyle birlikte bu politika yöneldiğini altını çiziyor. CHP'nin özellikle AKP iktidarının perçinlendiği 7 Haziran 2015 genel seçiminden sonraki tutumuna baktığımızda bu ziyaretin Melih Altınok'un itiraf ettiği gibi devleti ilgilendiren bölümünün yanı sıra bir de CHP'yi ilgilendiren bölümünün olduğunu söylemek mümkün. CHP yıllardır AKP'nin Kürt Özgürlük Hareketi'ne ve HDP'ye dönük saldırılarına ya sessiz kalarak ya da 1 Kasım 2015'te seçimlerin tekrarlanmasında görüldüğü gibi diktatörlük koşullarının oluşmasına olanak sağlayarak destek verdi. CHP bu siyasetiyle Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir seçenek olarak ortaya çıkan HDP'nin zayıflatılmasını da hedeflemişti. HDP eski eş başkanlarıyla milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri hala akıllardadır. Kılıçdaroğlu, "Anayasaya aykırıdır ama evet" diyeceği sözleriyle AKP'nin hukuksuzluklarını açıktan desteklemişti. Yine Kürdistan'daki belediyelere kayyum atanmasına da CHP engelleyici bir yaklaşım içine girmedi, hatta sessiz kalarak onayladı. Bunun temel nedeni HDP'nin üçüncü yol siyasetinin bir seçenek olmaktan çıkarılmasıydı. Nihayetinde tüm saldırılara rağmen Kürt özgürlük mücadelesinin ve HDP'nin önü kesilmeyince önümüzdeki döneme hazırlık olarak bu kez yeni bir siyaset devreye konulmuş görünüyor. Bu yeni siyasette de Güney Kürdistan ve KDP yönetimiyle Kuzey Kürt hareketine karşıtlık temelinde ilişki geliştirme ve bu ilişki üzerinden Melih Altınok gibilerin sözünü ettiği devlet siyasetini önümüzdeki iktidar döneminde bu kez CHP üzerinden yaşama geçirme hazırlıklarının olma ihtimali var. Kuzeydeki Kürtlerle HDP ile yan yana görünmekten, seçimlerde olumsuz etki yaratır diyerek kaçan CHP'nin, Kürtlere dönük ırkçı yaklaşımlarda MHP'den geri kalmayan İYİ Parti'nin de desteğini alarak KDP yönetimiyle Kürdistan Bölgesel Yönetimi haritası önünde poz vermesi, bu ziyaretin kısa vadeli hesaplarla yapılmış bir seçim hazırlığı olarak değerlendirilemeyeceğini de gösteriyor. Tüm bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde CHP'nin evler ziyaretinin altında Kürtlere dönük bir iyi niyet aramak zor görünüyor. Umarım yanılırız ama bu ziyaretin ardından görünen o ki yeni ince hesaplar var.